Merhaba arkadaşlar. 1. sınıf 1. ünite uzamsal ilişkiler ve tartma konusunun örnek sorularını çözeceğiz birlikte. Aşağıdaki görseli birlikte inceleyelim. Görselde bir tane çiftçimiz ve çeşitli hayvanlarımız bulunmaktadır. Burada bir tane evimiz vardır ve bir tane de traktör görünmektedir. Evet, şimdi bu resme göre durum, yer ve yön ifadeleriyle ilgili sorularımıza geçebiliriz. Birinci soruyla başlayalım. Hayvanlar saman balyasının neresindedir sorumuz. Öncelikle saman balyasını bulalım. Saman balyası burada yer almaktadır. Saman balyası burada olduğuna göre hayvanlar nerededir? Hayvanlara bakıyoruz. Ördek, tavuk, kuzu, at, öküz, horoz ve keçi. Gördüğünüz gibi saman balyası ortada yer almaktadır ve bu hayvanlar saman balyasının etrafındadır. Şöyle kalemimizle de mavi rengimizi seçerek etrafında yazabiliriz. Evet, ikinci sorumuza geçiyoruz. Çiftçinin solunda hangi hayvanlar vardır? Bir önceki dersimizde detaylı olarak uzamsal ilişkilerimizi öğrenmiştik. Sağ ve sol yönlerimizi de öğrenmiştik. Çiftçinin sol tarafı burasıdır. Çiftçinin sağ tarafı da burasıdır. Yani sorumuzda çiftçinin solunda hangi hayvanlar vardır diye sorulmaktadır. Ördek, tavuk ve kuzu. Buraya yazmıyorum çünkü fazla yer kaplayacağı için. Diğer sorumuza geçiyorum. Çiftçinin sağında hangi hayvanlar vardır? Çiftçimiz burada yer almaktadır ve çiftçimizin sağında ise keçi, horoz, öküz yer almaktadır. Peki bir sonraki sorumuza geçelim. Horozun sağında hangi hayvan vardır? Horozumuz neredeydi? Horozumuz buradaydı. Horozumuzun sağında burası, solu ise burasıdır. Sorumuzda ise sağında hangi hayvan vardır? Öküz vardır. Yani inek bulunmaktadır yanında. Peki tavuğun solunda hangi hayvan vardır? Tavuğun sağ tarafı burası, sol tarafı da burasıdır. Yani solunda kuzu bulunmaktadır. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki görseli inceleyelim birlikte. Burada bir tane göl bulunmaktadır. Ve bize gölün etrafına çiçekler çizmemiz istenmiş. Biz de kırmızı rengimizle şuraya bir tane çizelim. Bir tane buraya çizelim. Mavi renkle de çizelim buraya. Bir tane de yeşille buraya çizebiliriz. Turuncuyla yapabiliriz şuraya. Rengarenk çiçeklerimizi yaptık. Şimdi bize ne söylemektedir? Gölün sağına bir ağaç çizmemiz istenmektedir. Şimdi burada göl varsa gölün sağ tarafı neresidir? Burası. O zaman biz gelelim, kalemimizi alalım, yeşil rengimizi de seçelim ve gölün sağına bir tane ağacımızı çizelim. Peki diğerinde ne söylemektedir? Gölün soluna ise bir ev çizmemiz istenmektedir. Şuradan mavi rengimizi de seçelim. Şöyle bir tane de küçük ev çizebiliriz. Bir tane de baca yapalım bu şekilde. Evet. Şekillerimizi çizdik. Gölün sağ tarafına bir tane ağaç, sol tarafına ise bir tane ev çizdik. Diğer sorumuza geçiyorum. Aşağıdaki görselde çocuklar yerden yüksek oyunu oynamaktadırlar. Yerden yüksekte olan çocukları işaretleyelim. Şimdi Yerden yüksekte olan çocuklarımıza bakalım. Burada bakıyorum. Ayakları çimenlere değiyor. Yani aslında yerden yüksekte değil, değil mi? Diğer çocuğumuza bakalım. Lastiklerin üzerine çıkmış. Yani yerden yüksekte. O yüzden onun kutucuğunu boyadım. Diğer çocuğumuza bakıyorum. Onun altında da bir ağaç parçası var. Yani bu çocuk da yerden yüksekte. Onun kutucuğunu da boyadım. Diğer çocuğa bakıyorum. Onun ayağının altında da bir tahta parçası var. O yüzden onun kutucuğunu da boyuyorum bu şekilde. Peki son olarak bu kıza bakalım. Bu kız da kaydırağın üzerine çıkmış. Yani bakın yerden yüksekte. Yani bu kızı da boyuyorum. Yerden yüksekte olmayan tek kişi bu. Diğer sorumuza geçiyorum. Görselleri inceledik. 3 tane balonumuz bulunmakta bu şekilde. Mavi balondan yüksekte olan balonu yeşile boyayalım. Mavi balondan alçakta olanı ise kırmızıya boyayalım. Şuradan kalemimizi aldık. Yüksekte olan hangisi? Daha yukarıda olan. Şuradan şöyle bakalım. Bakın. Bu daha yukarıda. Peki bu nerede? Bakın böyle aşağıya doğru iniyor. Bu da aşağıda. Yani yukarıda olan balonumuz budur. O yüzden bu balonumuzu ne yapıyoruz? Yeşile boyuyoruz. Arada biraz boşluklar kalabilir. Evet, yüksekte olan balonumuzu yeşile boyadık. Peki aşağıda olan balonumuz hangi renkti? Evet, kırmızı. O yüzden biraz daha yakınlaştırıp bu balonumuzu da kırmızıya boyuyoruz. Evet. Bu da tamamlandı. Diğer sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki görseli inceleyelim. Çocuğa yakın olan hayvanın altındaki kutuyu maviye, çocuğa uzak olan hayvanın altındaki kutuyu ise kırmızıya boyayalım. Şimdi biraz bakalım. Bu bir kedi, bu da bir köpek. Kedi çocuğa bu kadar uzaklıktaymış. Köpek ise bu kadar. Yani kedi yakın, köpek ise uzakta. Şimdi sorumuzda ne demiş? Yakın olan hayvanı maviye boyayalım demiş. En yakın olan kedi olduğu için kedinin kutucuğunu ne yapıyoruz? Maviye boyuyoruz. Peki uzakta olan hayvanı hangi renge boyamamız gerekiyormuş? Kırmızıya. Köpeğin kutucuğunu da kırmızıya boyadım. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki evin yakınına çiçek, uzağına ise ağaç çizelim. Şimdi bir tane kalem alıyorum. Kırmızı rengimi aldım. Yakınına çiçek. Şuraya çizebiliriz çiçeği. Eve yakın bir şekilde. Peki evin uzağına ne çizmemiz gerekiyormuş? Ağaç. Şimdi ağacı çizmeden önce bakıyorum. Bunun evle mesafesi bu kadar. Ağacı daha uzağa çizmem gerekiyorsa daha uzakta olması gerekiyor. O yüzden ağacı buraya çizmem gerekiyor. Ağacı bu şekilde evin uzağına çiziyorum. Diğer soruya geçiyorum. Aşağıdaki görselleri inceleyelim. Burada bir tane ambulans, bir tane polis, bir tane de itfaiye arabası yer almaktadır. Peki sorumuzu okuduğumuz zaman ne söylüyor bize? Polis aracının önünde hangi araç vardır? Şimdi polis arabası buradaysa bunun önü neresidir? Bakın. Bu tarafa doğru gidiyor. Yani demek ki önünde itfaiye bulunmaktadır. Altındaki kutuyu kırmızıya boyayınız. Demek ki önündeki araba itfaiyeymiş. kırmızıya boyadım. İkinci maddemize geçelim. İtfaiye ile ambulansın arasında hangi araç vardır? İtfaiyemiz burada, ambulansımız burada. Bu ikisinin arasında ne vardır? Polis arabası vardır. Bunun kutucuğunu da ne yapıyoruz? Yeşile boyuyoruz. Son maddemize geçiyoruz. Polis aracının arkasında hangi araç vardır? Polis arabası bu tarafa doğru gittiği için önü burası, arkası da burasıdır. Yani arkasında ambulans bulunmaktadır. Ambulansın kutucuğunu da ne yapıyoruz? Maviye boyuyoruz. Evet, diğer sorumuza geçelim. Şimdi resimde çocuklar ve bir tane de kadın bulunmaktadır. Sorumuzu maddelerini okuyalım. Mavi ile yeşil şapkalı çocuk arasındaki çocuğun kıyafetini kırmızıya boyayın. Şimdi mavi ile yeşil şapkalı. Mavi şapkalı, yeşil şapkalı çocuğun arasındaki diğer çocuğu, yani bunu, kıyafetini kırmızıya boyamamız gerekiyormuş. Bence bir değişiklik yapalım ve ayakkabılarını boyayalım. Kırmızıyı herkese oradan ayırt edebiliriz. Evet, ayakkabılarını boyadık kırmızıya. Diğer maddede ne söylemektedir bize? Yeşil şapkalı çocuğun arkasındaki çocuk. Yeşil şapkalı çocuk burası. Arkasındaki de sarı baretli çocuktur. Bunu da maviye boyamamız gerekiyormuş. Şuradan ayakkabılarını ne yapıyorum? Maviye boyuyorum. Peki diğer maddemizde ne söylemektedir? Sarı ile turuncu şapkalı çocukların arasındaki, sarı ve turuncu şapkalı çocukların arasındaki çocuğun kıyafetini pembeye boyamamız gerekiyormuş. Yani bu çocuğun ayakkabılarını da pembeye boyadık. Diğer maddemize geçelim. Mavi şapkalı çocuğun önündeki, yani mavi şapkalı çocuğun önündeki çocuğun kıyafetini ise yeşile boyamamız gerekiyormuş. Şuradan onun ayakkabılarını da yeşile boyuyorum. Evet. Kırmızı şapkalı çocuğun arkasındaki çocuğun kıyafetini ise mora boyamamız gerekiyormuş. Şuradan mor rengimizi de alalım. Ve onun ayakkabılarını da boyayalım. Evet, işte bu kadar. Aşağıdaki görselimizi inceleyelim. Eşeğin üstünde hangi hayvanlar vardır söyleyiniz. Bakalım. Burada bir tane köpek görünüyor. Onun üzerinde kedi. Onun üzerinde de horoz. Peki horozun altında hangi hayvanlar vardır? Horoz neredeydi? En üstte horoz var. Onun altında neler var? Bir tane kedi, köpek, eşek. Kedinin üstünde hangi hayvan vardır? Kedimiz buradaydı. Kedinin sırtında hangisi var? Horoz bulunmaktadır. Peki köpeğin altında hangi hayvan vardır? Köpeğimiz buradadır. Köpeğin ayakları hangi hayvana basıyor? Eşeğe basıyor. Şimdi aşağıdaki masanın üstüne bir çiçek çiziniz. Altına ise bir top çiziniz. Şuradan kalemimizi seçelim. Kırmızı rengimizi alalım. Masanın üzerine bir tane çiçek çiziyorum. Masanın altına ise bir tane de top çizmem gerekiyor. Mavi renkte bir top çizdim. Şimdi burası masa olduğu için masanın üstüne bir tane çiçek çizdim. Masanın altına ise bir tane top çizdim. Evet. Yine resmimize bakıyoruz. Resimde bir tane kümes görünmektedir. Bu kümesin önünde bir tane tavuk, bir tane de civciv bulunmaktadır. Şimdi bakalım. Kümesin içindeki hayvanı yuvarlak içine alalım. Kümesin içinde hangi hayvan bulunmaktadır? Kümesimiz burasıysa bakın bunun içerisinde civciv vardır. O yüzden bunu yuvarlak içerisine aldım. Kümesin dışındaki hayvanı yuvarlak içine alırsak eğer civciv kümesin içerisindeyse tavuk da kümesin dışındadır. Aşağıdaki sepetin içine top, dışına ise araba çizelim. Sepetin içine bir tane top çizdim. Mavi renge de boyadım onu. Dışına ise bir araba çizmem gerekiyor. Siyah rengi aldım. Şöyle arabamızı yapalım. Lambalarını da yaptık. Evet. İçinde bir tane top, dışında da bir tane araba bulunmaktadır. Evet. Aşağıdaki kelebeklerden eş olanları aynı renge boyayalım. Eş nesnelere geçtik şu an. Bakalım. Burada kelebekler vardır. Kelebekleri birbirinden ayırt etmemiz için kanatlarındaki şekillere bakacağız. Bunun 1, 2, 3 tane şekli burada. 1, 2, 3 tane de burada şekli bulunmaktadır. Şimdi diğer kelebeklere bakalım. Bunun eşi mi bu? Hayır. Çünkü burada 3 tane yok. Burada var mı? Burada var ama burada bir tane de baloncuk var. Diğer kelebeğimizde yoktu bu. O zaman diğerine bakalım. Burada yok o şekilden. Buraya bakalım. Bu da farklı bir şekil. Aa, bulduk sanırım. Evet. Şimdi bu kelebeğimizin ortasını şöyle kırmızı yapalım. Ve bulduğumuzu da kırmızı yapalım. Şimdi ikinci kelebeğimize geçelim. Bu kelebeğimizin kanadında da 2 tane yuvarlak bulunmaktadır. Şöyle bir baktığımız zaman hangi kelebekte vardır? Bakıyorum. Burada bulunmaktadır ama bunlar küçük yuvarlaklar. Bu kelebeğimize hiç benzemiyor. Peki bu kelebeğe benziyor mu? Yuvarlaklar benziyor ancak diğer şekillerimiz yok. Bakın kelebek burada yok kanadında. O zaman sanırım buldum. Şuradan yeşil rengimizle bunu boyayalım. Ve buradan bulmuş olduğumuz diğer kelebeğimizi de boyayalım. Peki buradaki kelebeğe bakarsak kanadında neler vardır? Bir tane baloncuk, 2 tane de uzun şekil. Burada var mı? Hayır, burada yok. Aa, evet bulduk. Şuradan pembe rengimizi alalım. Eş olan 2 tane kelebeği de aynı renge boyayalım. Şimdi birer tane kelebeğimiz kaldığına göre bunlar da birbiriyle eştir. Zaten buradaki kanatlarına bakarsak aynı şekilleri görmüş oluruz. Eşi olmayan kelebek kaldı mı? Bakalım. Eşi olmayan kelebek kalmadı. Diğer sorumuza geçelim. Başta verilen kalemin eşini bulup yuvarlak içine alalım. Şimdi resmimizi yaklaştırıyoruz. Kalemimiz kırmızı renktedir. Bir tane arkasında mavi silgisi bulunmaktadır. Başka neyi vardır? Mavi silginin altında da gri renkte 3 tane çizgisi bulunmaktadır. Şimdi bakalım. Bu kalemimiz de pembe renktedir ama arkasında silgi bulunmuyor. O yüzden bu değil. Diğer resmimize geçelim. Bu kalemimiz de bakalım. Evet, aynı renkte. Arkasında silgisi de var. Hatta 3 tane de çizgisi var. Evet, ucu da açık. Bulduk. Şöyle yuvarlak içerisine alalım. Başta verilen kalemin eşini bulmuş olduk. Peki, şimdi de çantayı inceleyelim. Çantamızın 2 tane sapı bulunmaktadır. Ortasında bir tane tutmacağı, kenarında 2 tane cebi, bir de burada bir tane şekli bulunmaktadır. Şimdi acaba hangisi bizim çantamız? İki tane kolu burada da var. Ama gördünüz mü? Burası yuvarlak bir şekilde ama bu kare. O yüzden bu değil. Diğerine bakalım. Bunun sapları aynı. Ama buradaki şekil yok. O yüzden bu da değil. Üçüncü resmimize bakıyoruz. Saplarımız aynı. Buradaki şekil de var. Hatta yanlarındaki cepler de aynı. Sanırım bulduk. Bunu da yuvarlak içerisine alalım. Diğer sorumuza geçiyorum. Tavşanın eşini bulalım. Şimdi bakıyoruz tavşanımıza. İki tane kulağı vardır. İki tane eli, iki tane ayağı ve bir tane de kuyruğu bulunmaktadır. Şimdi bakıyoruz burada iki tane kulağı. Aa, gördünüz mü? Bir tane eli var. Kuyruğu da yok ayrıca. O yüzden bu tavşan değil. Diğerine bakalım. Şimdi bu tavşanımızın iki tane kulağı vardır. İki tane eli de var. Pomponu da var. İki tane de ayağı var. Zaten bakarsanız bunun pomponu yok. Yani kuyruğu yok. Bu değil. Peki şu resimde de aynısı olabilir mi? Bakın iki tane kulağımız burada. İki tane kulağımız burada. Şurada da vardır. Burada bir tane, iki tane ayağı var. Bir, iki tane ayağımız var. Bir şeyler mi kaçırıyoruz acaba? Aa, buldum. Bakın. Burada tavşanımızın dişleri var. Ama burada yok. O yüzden sanki tavşanımızın eşini bulduk. Bakın. Bu. Biraz dikkatli incelememiz gerekti. Şimdi aşağıdaki meyvelerden eş olanları eşleştirelim. Bakın bu bir ney? Elma. Peki karşı tarafta hangisi elma? Ve yeşil renkte. Aa, bulduk. Yeşil renkli bir elma olduğu için onları yeşil çizgiyle birleştirelim. Peki bu nedir? Bu bir portakal. Yan tarafta portakal nerededir? Bakalım. Hangisi? Evet, bulduk. Portakal da turuncu renkte olduğu için turuncuyu seçiyorum. Bulduk. Sırada nar var. Nara bakıyorum. Evet, ilk sıradaymış. Narın rengi de kırmızı olduğu için kırmızıyı seçmek istedim. Peki son meyvemiz hangisi? Muz. Bakıyorum karşıda. Evet, buradaymış. Muzun rengi de sarı olduğu için sarıyla işaretledim. Gördünüz mü? Eşi olmayan bir tane meyvemiz kaldı. Armut. Evet, diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki şekillerden eş olanları aynı renge boyayalım. Şimdi bakıyorum. Bu bir yuvarlak. Peki yuvarlaktan bir tane daha var mı? Evet. Hem burada hem de burada. Böyle içine küçük bir işaret koyabiliriz. Peki diğer şeklimize bakalım. Bir tane burada üçgen var. Bakıyorum, bu değil, bu değil. Evet, bulduk. Üçgenlerimizi de maviye boyayalım. Bu şekilde. Peki diğer kalan şeklimiz ne? O da kareymiş. Kareyi de turuncuya boyayalım. Evet, bunu da tamamladık. Diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki şekillerden eşi olmayan istediğiniz renge boyayınız demiş. Şimdi şekillerden eşi olmayanı istediğimiz renge boyayabiliyoruz. Bakalım, bu bir dikdörtgendir. Bakalım var mı? Evet, bir tane dikdörtgen var. Demek ki bunu boyamayacağız. Buna bakalım. Bu da bir karedir. Kareden var mı? Evet, burada var. Üçgene bakıyorum. Üçgen var mı? Üçgen yok. O zaman üçgenimizi de kırmızıya bu şekilde boyayalım. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi aşağıdaki iki resim eş midir? Neden? Birlikte inceleyelim. Eş midir, değil midir? Şimdi gördünüz mü? Burada bir tane balık var. Burada da var balık. Ama bu balığın kafası yukarı bakarken bununki aşağıya doğru bakıyor. Sonra dalgıç çocuğun ayaklarındaki paletlere bakıyorum. Birisi sarı, birisi kırmızı. Bakıyorum buradaki hayvan burada aşağıda yer almakta. Burada balıklar ileri doğru giderken burada geriye doğru gitmekteler. Ve kaplumbağamız da bize bakarken burada yukarı balığa bakmaktadır. Yani aslında bu resmimiz eş değildir. Evet, diğer sorumuza geçiyoruz. Tartma soruları. Aşağıdaki nesnelerden daha ağır olanları altındaki kutulardan işaretleyelim. Kalem mi daha ağırdır yoksa çanta mı? Kalem hafiftir değil mi? Evet. Ağır olanı işaretliyoruz. Bisiklet ve araba. Araba bisiklete göre daha ağırdır. Sürahi ve su bardağı. Sürahinin içindeki suyu bardağa boşaltabiliriz. O yüzden sürahi daha ağırdır. Burada da tencere ve kepçe vardır. Tencerenin içindeki yemekleri kepçeyle alabildiğimiz için tencere daha ağırdır. Aşağıdaki meyvelerden daha hafif olanları işaretleyelim. Karpuz, portakal. Karpuz büyüktür. Portakalsa karpuza göre daha küçüktür. Çilek ve armut. Çilek küçük, armut büyüktür. O yüzden çilek daha hafiftir. Kiraz ve kavun. Kiraz kavundan daha hafiftir. Nar ve elma. Elma nardan daha hafiftir. Şimdi ne yapıyoruz burada? Aşağıdaki kırmızı kutuya portakaldan daha hafif bir meyve çiziniz. Mavi kutuya ise portakaldan daha ağır bir meyve çiziniz. O yüzden buraya bir tane kiraz çizebilirim. Kırmızımız seçili. Kırmızıyı da boyayalım. Şöyle de sapını yapabilirim. Daha ağır bir meyve olarak da karpuz yapabilirim. Bu şekilde seçiyorum. Karpuzumuz yeşil oluyor. Yeşile boyadık. Siyahla da şöyle şekiller çizebiliriz. Karpuza birazcık çirkin oldu karpuzumuz. Evet. Diğer sorumuza geçiyorum. Tahterevalliye binen hayvanları inceleyelim. Daha ağır olanların altındaki kutuyu maviye, daha hafif olanların altındaki kutuyu ise kırmızıya boyayalım. Şimdi inek ve kuzu tahterevalliye binmiş ama inek daha ağır. O yüzden İneğimizi maviye boyuyorum. Kuzumuzu da kırmızıya. Çünkü hafif olanları kırmızıya boyuyoruz. Diğer resmimizde ise eşek ve köpek. Köpek eşekten daha hafif olduğu için kırmızıya. Eşeğimiz ağır olduğu içinse maviye boyuyorum. Evet, diğer sorumuza geçiyorum. Aşağıdaki hayvan görsellerini inceleyiniz. Evet, şimdi sorularımıza başlayalım. En ağır hayvan hangisidir söyleyin. Şimdi bakalım, burada bir tane sincap, tilki, ayı ve tavşan vardır. En büyük olan da ayı gibi görünüyor değil mi? O zaman en ağır hayvan ayıdır. Peki bunların içerisinden en hafifi hangisidir? Sincaptır. Hangi hayvanlar tavşandan daha ağırdır? Şimdi bakalım. Sincapımız ağır mı tavşandan? Hayır, çünkü sincap daha küçük. Peki tilki ağır mı? Evet, tilki daha büyük duruyor. Ayıya bakalım. Ayı da kocaman duruyor. O zaman tavşandan daha ağır olan hayvanlarımız tilki ve ayıdır. Hangi hayvanlar tilkiden daha hafiftir? Tilkimize bakalım. Biraz önce cevaplamıştık. Tavşanımız daha hafifti. Sincapımız da daha hafif. O yüzden tavşan ve sincap diyebiliriz. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki meyve görsellerini inceleyelim. Bir tane kavun, karpuz, armut ve kiraz. En ağır meyve hangisidir? Şeklinden de anlaşılacağı üzere karpuzumuz en ağır olandır. Peki en hafif meyve hangisidir? Tabii ki kirazdır. Hangi meyveler ayvadan daha ağırdır? Bakalım. Kavun büyük ayvadan, o yüzden ağırdır. Peki karpuzumuz büyük mü? Evet, karpuzumuz da büyük. Kiraza bakalım. Kirazımız küçük. O yüzden kavun ve karpuz diyebiliriz. Hangi meyveler kavundan daha hafiftir? Kavuna bakalım. Karpuz büyüktür. Peki ayva küçük müdür? Evet, küçüktür. Bir tane de kiraz var. Kiraz da kavundan hafiftir. Konu anlatımlı ve soru çözümü videoları ile konuları daha iyi öğrenebilirsiniz. Daha fazla eğitim videosu için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Hoşça kalın.